üstünde hakkı var. Kendisini yıllarca arayıp ulaşmaya çalıştım. Fakat geçen yıl ölüm haberini aldım. Şimdi bu hayattaki tek arzum onun eşi Melih'i ve kızını bulmak. Ben rahmetli yeğenimin karısıyla kızını, Melih'le Elif'i arıyorum. Herkesin geçmişiyle bir hesabı vardır. Ama galiba benimki çok ağır. Çok ağır bir yük. Çok büyük bir emanetim var. Bu emanetin sahipleri aradığım anneyle kızım. Onlarsa bütün bunlardan habersiz. Kim bilir neredeler, nasıl yaşıyorlar. Bilemiyorum ki. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Onları çok aradım. Ama onlarla ilgili en ufak bir ize bile rastlamadım. Geceleri rüyalarımda onları görüyorum. Sonra sıkıntıyla uyanıyorum. Macide Hanım, peki neden ayrı düştünüz ki böyle? Yani kimdi onlar? Onlar benim rahmetli yeğenimin karısıyla kızı. Yeğenim yıllar önce ailevi bir takım anlaşmazlıklar yüzünden bizimle görüşmeyi reddetti. Ona ulaşmaya çalıştım Serçe. Birçok kez haber yolladım. Görüşmek istedim. Ama her seferinde reddetti. Cevabı hiç değişmedi. Sonra da talihsiz bir kazada onu kaybettik. Ve böylece ailesiyle olan bütün bağım da koptu. Şimdi elimizdeki tek şey İsimleri. Yusuf üstünde hakkı var. Geçen sene öldü. Tek arzum eşim Melike ve kızını bulmak. Allah aşkına yapmayın ya. Burada ne olduğunu ne bittiğini gayet ikimiz de biliyoruz değil mi? Ne olmuş ki burada? Benim bunlarıyım. Yok canım. Daha neler. Senin sinirlerin bozulmuş iyice. Ben eğer böyle bir şey kastedecek olsam, yani hiçbir neden yokken sırf kötülük için bunları yaptığınızı söylesem, size haksızlık etmiş olurum bence. Çok saf. Çok şeytani bir kötülük çünkü, değil mi? Hı? Doğru. Bence de öyle. İnsan nefret ettiği birine ancak böyle bir şey yapar. Ben senden niye nefret edeyim ki? Senin derdin şimdi anlaşıldı Kıymet. Sen demek bunca kötülüğü bu yüzden yaptın. Sen Macide Hanım'ın mirasının peşindesin. Tabii ya. Ama sen dur. Sen dur Kıymet. Sen dur.
İyisi belli etmemek. Ne yapıp edip kendini çevirecek, acındıracak hatta. Zayıf bir anını beklemek daha iyi. Ne o? Gözlerini alamadın. Bir şey mi diyeceksin? Gülsüm soracaktım da. Belki sen görmüşsündür diye. Nereden bileyim ki? Acaba nerede? Bunlara mı bakıyordum Gülsüm? Daha önce seni uyardım. Hasta anneni, aileni düşün dedim. Ama sen beni dinlemedin. Peki şimdi ben ne yapayım Gülsüm? Hı? Sen söyle. Gel buraya. Bu gömleklerdeki kanı gördüğüne göre benim neler yapabileceğimi tahmin ediyorsun herhalde değil mi? Eğer bağıracak olursan, buraya birilerini toplarsan daha başka neler yapabileceğimi de görürsün. Biliyorsun değil mi? Gözümü bile kırpmadan Azrail'in olurum Gülsüm. Aradın mı beni? Şimdi beni iyi dinle. Bu gömleklerle ilgili başıma bir bela gelecek olursa bunu senden bilirim. Eğer benim başıma bir şey gelirse senin o köydeki hasta yatalak annenin başına da bir şeyler gelebilir. Biliyorsun değil mi? Bunu istemezsin herhalde. Güzel. Şimdi o zaman pılını pırtını topluyorsun ve bu konakta defolup gidiyorsun. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Ben bu gülüşü de bakışı da gayet iyi biliyorum. Ona bak. Sen kesin gözüme bir şey yaptın değil mi? İyice kafayı yedin sen. Evde bir şey olsa her şeyi benden biliyorsun canım. Hem benim Gülsüm'le ne işim olur ki? Yani ona bir şey yapmam için hiçbir sebebim yok. Orasını bilemem. En son hemen dönerim deyip çıktı yanımdan. Sonra da bir türlü dönmedi. Neden acaba diyecekken karşıma sen çıktın. Ne bileyim canım. Belki yorulmuştur. Ya da belki işi bırakmıştır. Olamaz mı? Bana bak. Elbet Gülsüm'ü bulacağım. Ama bunun altından da sen çıkarsan o zaman kork benden kıymet keskin. İyi ara ama. Koltukların arasına da bak. Belki bir yere sıkışmıştır. Araması böyle üst üste. Gülsüm. Allah Allah. Neredesin Gülsüm ya? Macide Hanım. Bari sayfayı bulduğumu söyleyeyim. Kayıp sayfayı söylemeseydim serçeye. Kızın da aklına takıldı. Belki çok önemli bir şey değildir. Ne yazdığımı bir hatırlasam. Neyse söyleyeyim de üzmesin kendini.
aramasın artık bu sayfayı. Gel. Gelebilir miyim Macit Hanım? Gel kızım gel. Ben de senin yanına gelecektim. Şu kayıp sayfayla ilgili. Senin de aklına takıldı. Takma kafana artık. Belki mühim bir şey değildir. Mühimmiş Macit Hanım. Yani bizim tahmin ettiğimizden daha da mühimmiş. Nasıl? Ben o kayıp sayfayı buldum. Öyle mi? Peki emin misin? O sayfa mı? Evet. Defterinizi alabilir miyim ben? Tabii. İşte şimdi defter tamamlandı. Kerem aile şirketimiz olan Haktanır Holding'in başında. Ama o şirkette abimin oğlu Yusuf Üstün'ün de hakkı var. Kendisini yıllarca arayıp ulaşmaya çalıştım. Fakat geçen yıl ölüm haberini aldım. Şimdi bu hayattaki tek arzum onun eşi Meleği ve kızını bulmak. Ben rahmetli yeğenimin karısıyla kızını, Melek'le Elif'i arıyorum. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Serçe yavrum. Bana dünyaları verdin. Bu defterdeki en önemli, unutmamam gereken en önemli şeydi bu. Anlatmıştım sana. Onlar rahmetli yeğenimin emaneti bana. Yusuf'u geçen sene bir trafik kazasında kaybettik. Anlatmıştınız. Ama eğer anlatmamış olsaydınız da ben zaten o kazayı biliyordum Macit Hanım. Biliyor muydun? Nasıl? Biliyordum çünkü o kazada ben de arabanın içindeydim. Ne? Ben Yusuf'un eşi Melek Üstün'üm. Gömlekler tamam. Tamam da rahat etmek için şu sayfayı da bulmam lazım benim. Bu var. Hümeyra, Levent bitmiyor ki. Neyse bir şekilde onları da halledeceğiz bakalım. Alo. Alo Kıymet Hanım. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Ne oldu ne var? Oğlunuzla görüşüp görüşmediğinizi merak ettim de. Konuşmadım daha. Bugün 4'te Bordo restoranda buluşacağız. İyi. Daha da darlama beni. Ben görüşünce seni arayacağım. Peki madem. Ben sizden haber bekliyorum. Bekle, bekle. Bir de bu aptal çıktı başımıza. Mahalle konuş şimdi. Onu bir ayak altından yok edelim. İşimiz gücümüz yok. Bir de sana para mı yedireceğiz? Tatlısı kurnazı seni. Sen daha kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Demek beni ayak altından çekeceksin ha Kıymet Hanım. Peki madem öyle olsun. Kim daha iyi dans ediyormuş görelim bakalım. Aman Allah'ım. Adım Melek Üstün. Ve Elif'in öz annesisin öyle mi?
Aydın Hanım biliyorum bakın. İnanması çok zor. Yani bu yaşadığımız var ya mucize gibi bir şey resmen. Ya ben de çok şaşkınım hala. Ya bu sayfayı ararken kendimle ilgili bir sır öğreneceğim falan aklımın ucundan geçmezdi. Meğersem ben bunca zamandır rahmetli eşimin halasının yanındaymışım. Ben sizi her yerde ararken meğer siz aynı çatının altındaymışız ben. Peki yavrum, neden adını sakladın benden? Neden Elif'in annesi olduğunu söylemedin? Çünkü mecbur kaldım Macide Hanım. Ya biz o kazadan sonra öyle olaylar yaşadık ki. Başımıza o kadar tehlikeli şeyler geldi ki. Ya başka çarem kalmamıştı. Ben de kimliğimi gizledim. Yani amacım kimseyi kandırmak değildi. Ben sadece Elif'imi korumak istedim. Yani kısa bir süre önce ben Kerem Bey'e, Hümeyra Hanım'a her şeyi anlattım. Sizin rahatsızlığınızdan dolayı size söyleyemedik. Gerçekten sizi kandırmak istemedik Macide Hanım. Lütfen inanın bana ne olur. İnanıyorum. İnanıyorum yavrum, inanıyorum. Asla bir art niyet olmadığının farkındayım. Ben her yerde sizi ararken siz meğer benim dibimdeymişsiniz. Biz ikimiz çok büyük sınavlardan geçtik. Meğer bugünlere ermek içinmiş. Kaderin cilvesine bak. Rabbim bizi çoktan kavuşturmuş, yollarımızı kesiştirmiş. Şükürler olsun, şükürler olsun Allah'ıma. Gözüm arkada kalmaz artık. Yusuf'umun ruhuna huzur buldu. Emanetleri güvende artık. Ben maydanoz almayı unuttum. Bitmişti. Neyse ya, önce pirinci ısıyım da sonra alırım. Çorba. Daha yemeye başlamamışsın bile. Şey, maydanoz almayı unutmuşum da onu almaya çıkacağım birazdan. Allah Allah. Daha geçen gün pazardan bir sürü almıştık. Ne çabuk bitmiş. Anne olsun. Bir koşu gider alır gelirim şimdi. İyi peki, sen bilirsin. Ben bakarım buraya. Çorba ne durumda? Onun biraz daha kaynaması lazım. Tamam. Anne sağ ol. Geliyorum oğlum. İşten kaçsın da ne yaparsa yapsın. Alışveriş bahane, orada burada fink atmak şahane. Ben anlamıyorum sanki. Ama dur bakalım. Seni bu evden silip süpüreceğim Jülide Hanım. Ne oldu oğlum? Emirhan? Şey anne. Hı? Sana söyleyeceğim bir şey var. Söyle bir tane. Kitabı koyarken elim çarptı. Hı hı. Bu düştü. Sapı kırıldı. Hı.
Gel böyle. Otur, gel. Bu ne biliyor musun? Bu babanın bana verdiği ilk hediyelerden biri. Keşke biraz daha dikkatli olsaydın. Olsun anneciğim, olacağı varmış olmuş. Ama senin için çok önemliymiş. Baksana, mahvettim. Öyle düşünme. Bak, benim aklımda, yüreğimde olanlar hala taptaze. Bu çiçek bana sadece o güzel günleri hatırlatan bir şeydi, o kadar. Yani kırılsa da kırılmasa da ben onları hatırlamaya devam edeceğim. O yüzden sıkma canını, tamam mı? Çok özür dilerim anne. Bir tanem, özür dilemene gerek yok. Hem biz bunu yapıştırırız, yine eskisi gibi olur. Sıkma canını sen. Olur mu ki? Olur tabii. Oğlum, bak bunlar dert değil. Biz hep böyle birlikte olalım, yan yana kalalım. O bana yeter, tamam mı? Anne. Hı. Babam bu çiçeği verdiğinde mi seni sevdiğini söylemişti? Çok güzel olmuş burası. Çiçekler de çok güzel. Sen daha güzelsin. Ben bütün ömrüm bu güzel gözlere bakarak geçirmek istiyorum. Her sabah uyandığımda o içten gülüşümle uyanmak istiyorum. Benimle yaşlanmaya. Bu yolu benimle yürümeye ne dersin? Benimle evlenir misin? Peki tam olarak ne zaman söylesene sevdiğini? Hangi ay, hangi gün? Birkaç gün sonra tam bir yıl olacak aslında. Gerçekten mi? Hı hı. O zaman kutlama var. Birinci yıl kutlaması, doğum günü gibi. Hani o da yılda bir kere oluyor ya. Kutlarsınız değil mi? Ama sen çok soru sordun. Hem benim işlerim vardı. Ne işi? Ya evde eksik birkaç bir şey var da markete gideceğim o yüzden. Markete mi? Hı hı. Senin marketten istediğin bir şey var mı? Dondurma. Dondurma. Tamam, dondurma canavarı seni. Alırım, çikolatalı. Yusuf'la ilgili o kadar büyük bir vicdan azabım var ki Melek. Ona çok ulaşmaya çalıştım. Ama ne beni ne de hakkı olan mirası kabul etmedi. Onun da haklı sebepleri var tabii, biliyorum. Bir gün sana hepsini tek tek anlatacağım. Allah'a inanmak ne kadar güç. Yusuf'umun en sevdiği meğer benim darin güzel serçemmiş. Burada karşımda, yanımda. Keşke üçünüz bir arada burada yanımda olsaydınız. Ama kısmet değilmiş işte. Yine de biz bir aile olduğumuzu bilmeden bir aile olduk. Ne kadar kıymetli Melek. Bu çok kıymetli bir şey Melek. Öyle Macit Hanım. Bu o kadar kıymetli ki bizim için. En zor anlarımız hep yanımızda siz vardınız zaten. Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Hiç merak etme. Artık korkacak hiçbir şey yok.
Ömrüm yettiği müddetçe hep yanınızdayım. Unutmadın değil mi? İşe güce dalmadın inşallah. Çıktım ben. Unutmadım anne. Yürüyorum. Hatta mekana doğru geldim şimdi. İyi tamam o zaman. Ben de geliyorum, yoldayım. Gözüm birdenbire nereye kayboldu ya? Hiçbir şey de söylemedi. Annenize geldiniz herhalde. Anneme falan gelmedim ben. Zira kendisi bu konakta yaşamıyor. Nasıl yani? Doğru duydun işte. O kıymetlenen kadınla işim olmaz artık benim. Atlı sıra sizi kandırdığı gibi beni de kandırabileceğini zannetti ama bu sefer baltayı taşa vurdu. Bir saniye, yoksa o... Evet, tam tahmin ettiğin gibi. Ben onun oğlu falan değilim. Para karşılığı bir oyun oynadım size, o kadar. Ne düşünüyorsun? Murat'ı değil mi? Evet. Aslında çok belli etmese de bu DNA meselesine bayağı bozuldu gibi. Bilmiyorum. Açıkçası benim aklıma takılan başka bir şey var. Neymiş o? Sen bir ara telefonla konuştun ya hani. O bize yardım edecek olan arkadaşınla. Evet. İşte Murat'ın suratı bir tuhaf oldu o zaman. Gerildi sanki. Allah Allah, öyle mi oldu? Bilmiyorum, öyle hissettim. Konuştum Murat'la ama... Doğru düzgün bir cevap da vermedi. İşkillendim açıkçası. Bu işin altında bir bit yeni olabilir mi sence? Bilemiyorum şu anda. Ama yarın her şey açıklığa kavuşacak nasıl olsa. Şimdi sen bunları düşünüp yorma kendini, olur mu? İnşallah bir an önce her şey netleşsin de... Ondan sonra yolumuza bakalım. Her şey çok güzel olacak Hümeyra, inan bana. Bu kadın neyin peşinde? Size neden böyle bir kumpas kurdu bilmiyorum. Tek bildiğim şey, bu kadın çok tehlikeli ve bütün bu aileyi kandırmaya çalıştı. Ama artık herkesi aptal yerine koyamayacağını anlamış olacak. Özellikle de beni. Ateşle oynadı. Hayatının hatasını yaptı. Bunu da ona bu şekilde iletirsin. Hadi eyvallah. Bir dakika. Lütfen bana bildiğiniz her şeyi anlatın, lütfen. Her şeyi anlattım. Benden bu kadar. Bari bana gerçek oğlunun kim olduğunu söyleyin, lütfen ya. Adını bilmiyorum. Beni ilgilendirmediği için merak bile etmedim. Ama bugün böyle bir şansın olacak. Nasıl yani? Bugün oğluyla buluşacak. Peki nerede? Bordo restoranda, saat 4'te. Eğer istersen gidip kendi gözlerinle görürsün sır gibi sakladığı oğlun kim olduğunu. Acele etsen iyi olur. Benden de selam söyle Kıymet Hanım'a. Bakalım Macide Hanım.
sana bir yemek hazırla. Ah, Melek yavrum. Bir şey mi oldu, iyi misin sen? Yok, ben sizi birden böyle görünce şaşırdım sadece. Ah, şey, ben aslında Gülsüm'e bakmaya gelmiştim mutfağa ama onu göremedim. Sonra aklıma geldi. Bana bugün dışarı çıkacağını söylemişti. Yani işi varmış herhalde, dışarı çıktı dedim. Sana bir şey söyledi mi Gülsüm? Yok, söylemedi. Allah Allah. Nereye gitti bu kız acaba kimseye söylemeden? Neyse, hiç önemli değil. Çünkü bu akşam yemeği ben kendi ellerimle hazırlamak istiyorum. Bu güzel günü kutlamak için. Aslı'yla Elif'e de haber verelim, gelsinler. Müjdeli haberi herkes duysun. Çok iyi düşünmüşsünüz Macit Hanım. Sen bana yardım etmek ister misin? İsterdim de... Macit Hanım, benim çok acilen çıkmam gerekiyor da. Aa, nereye? Elif'in öğretmeni çağırmıştı. Ben hemen gidip gelsem. Aa, tabii tabii. Hemen çık o zaman, geç kalma. Tamam, ben kusura bakmayın gerçekten. Ne kusuru kızım? Elif'in okulu her şeyden daha önemli. Hadi. Sağ olun. Kolay gelsin, akşama görüşürüz. Sağ ol canım. Abla! Abla! Abla, iyi misin abla? Oh, çok şükür. Ne oldu bana? Abla, iyi misin? Bir ağrısızın var mı? Yok. Tamam abla, sakin ol. Gel önce bir kaldıralım seni yerden. Yavaş. Gel abla, kalk. Öyle baygın yatıyordun yerde. Yakınlarda bir hastane var. İstersen götürebilirim. Yok yok. Sağ olun. Gerek yok. Sağ olun. Buyur abla. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ay. Lan ne oluyor bana ya? Ne oluyor böyle? Hiç hayır alamet değil, hiç. Bir hastaneye gitsin artık. Yok, hastaneye gidiyorum ben. Ya sen niye böyle sürekli pencereye yetineyip duruyorsun ha? Bir tanecik gelinini mi bekliyorsun ha? Yollarını gözlüyorum böyle. Sana ne? Sen kendi işine bak. Ya komşuluk ölmüş, ölmüş ha. İkicim laf ettik, karşılığına bak. Sus. Sen komşuluktan ne anlarsın? Bu da amma uyanık çıktı ha. Saat kaç oldu, hala gelmedi. Alt tarafa alacağı bir demet maydanozla 3-5 şey. Tabii evde aptal Leman yerleri süpürsün, yemekleri yapsın tabii. Dışarıda dolaşmak varken eve kapanıp da ne yapacak? Uyanık yılan.
Bak ne diyeceğim Leman Hanımcığım. Seviyorsan ara bence. Ne diyorsun sen be? Ya ara diyorum, ara. Telefon. Aa, vallahi bravo. Bak bu benim aklıma hiç gelmemişti. Tövbe. Evde bırakmış telefonunu, evde. Artık onu da bilerek yapmadıysa tabii. Ben gideyim bakayım istersen, nereye gitti? Sana mı düşer onu aramak canım? Allah Allah. Ya ne olacak, elime yapışmaz ya. Yani şunu şurasında ortak sayılırız seninle. Sus! Konuşma öyle yüksek sesle ortalık yerde. Biz kimse yok burada ya. Sakin. Sus dedim sana. O çenenin vidasını sık, yoksa ben ne yapacağımı bilirim sana. Ya bir dur, sakin ol bir ya. Konuşma dedim. Dinlemiyor musun beni? Buraya da bakma. Gir içeri, işini gücünü yap sen. Tövbe. Ya Allah'ım ya. Kafayı kırmış bu da. Ağır geldi galiba. E bozuk diye bir şey değil. Niye ağır gelsin ki? Şu arkadaki kırmızı kapaklıyı ver. Tamam. Ay ama. Ay ne oldu? İyi misin? İyiyim. Başım döndü. Ay tutmasaydım düşüverecektin. İyiyim anne, iyiyim. Bir anlık bir şeydi, geçti. Aa. Ne diyorsun Nalan? Aa, gelini doğum yapacak ha? Ay o kadar oldu mu? Ay, hayırlısı olsun. Allah bir çığırışta kurtarıversin. Sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. olacak o kadar. İlk torunu ne de olsa özeniyor tabii. Bir ara biz de artık bir hayırlı olsuna gideriz. Sülde Hanım. Şu anda hasta var içeride. Bekleyin, doktor hanım birazdan alacak sizi de. Tamam, teşekkür ederim. Ben annemlere haber vermeyi unuttum. Telefonu nereye koydun? Yanıma almayı unuttum tabii. Ben onun oğlu falan değilim. Para karşılığı bir oyun oynadım size, o kadar. Birazdan bütün foyun ortaya çıkacak Kıymet Hanım. Az kaldı. Allah aşkına anne. Murat denen adamı sen sardın başımıza. Aa, evet ben sardım. Ama sen de kabul ettin. Ha işine geldi. O senin Melek denen aşığın senin kim olduğunu anlamasın diye kabul ettin her şeyi, oyuna girmeyi falan. Bana bak Mahir, bizim bu Murat'tan kurtulmamız lazım. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Of. Anne, of.
Yani yalan üstüne yalan, oyun üstüne oyun. Yemin ederim o kadar yoruldum ki. Çok yoruldum artık ya. Aa, Mahir, ya sen beni anlamıyor musun? Diyorum ki sana, bu Murat'tan bizim acilen kurtulmamız lazım, bir şeyler yapmamız gerek. Melek! Melek burada! Çabuk, 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 çabuk git! Kaybol! Kaybol seni görmesin! Kaybol! Kaybol seni görmesin! Kaç, kaç, kaç! Kaybol! Koş, koş! Senin ne işin var burada, ha? Gizli gizli beni mi takip ediyorsun yoksa? Bana bak, Murat gerçek oğlun olmadığını itiraf etti bana. Sen niye saklıyorsun bilmiyorum ama ben öğreneceğim, engel olamayacaksın. Sana ne benim oğlumdan? Benim oğlum seni ilgilendirmiyor. Çekil şuradan be. Baş dönmelerimin sebebi neymiş? Yani şu bayılma falan. Öyle önemli bir şey yok değil mi? Aslında önemli bir şey var, evet. Nasıl yani, anlayamadım. Yaptığımız kan testi sonucuna göre hamilesiniz Jülde Hanım. Yok tatlım. Yani biz de bilmiyoruz henüz neler olduğunu. Öğrenince sana haber veririm. Öpüyorum seni. Bay bay. Anneciğim, Macide teyze bize önemli ne söyleyecekmiş? Neden bizi buraya çağırdı? Macide teyzen gelince her şeyi anlatır. Tamam mı Kusum, o anlatsın. Tamam anneciğim. Şey, ben Gülsüm ablaya bir bakayım. Git bak bakalım. Abla neler oluyor? Üf.
Sen Macide Hanım'ın bizi buraya neden çağırdığını biliyor gibisin abla. Galiba biliyorum. Ne oluyor? Yani Kerem'le Ömer'i anında gelir gelmez bir anda yukarı çıktılar. Kötü bir şey yok değil mi abla? Ben bugün çok önemli bir şey öğrendim Aslı. Ne öğrendin? Bu kıymetin bize oğlum diye tanıştırdığı Murat vardı ya. O aslında gerçek oğlu falan değilmiş. Yani sadece para karşılığında tuttuğu biriymiş. Ne demek gerçek oğlu değilmiş ya? Nasıl bir dolandırıcılık bu ya? Bu sefer ne çıktı peki altından? Ama henüz ben de bilmiyorum. Ama yani gerçek oğlunu bizden saklamasının muhakkak bir sebebi var. Keremlerin haberi var mı peki? Var var. Ben hemen onları söyledim. O yüzden apar topar yukarı çıktılar. Yani konuşacaklarmış. Bakalım kıymet ne cevap verecek? Demek Sevim teyzenin torunu oldu ha? Ya evet. Bugün hayırlı olsun diye telefon açtım. Doğum iyi geçmiş. Çocuk da sağlıklıymış. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Ay Sevim teyzenin sesini bir duyacaktın. Nasıl mutlu, nasıl heyecanlı. Uçuyor havalara. E sevinmiştir tabii. Kız mıymış, erkek mi? Kız. Ne o? Senin yüzün neden düştü? Erkek olsaydı biraz bir önce futbol oynardık. E onunla da oynarsın. Kızlar da futbol oynayabilir. Hem de ne? Alasından oynarlar. Adını da Dila koymuşlar. Bir hediye alıp gitmek lazım. Ben de gelirim seninle. Olur, tamam. Çocuklar. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ne yapmışım ben? Neden parayla tuttuğun birini karşımıza oğlum diye çıkartıyorsun? Sakın. Sakın inkar etme bak, her şeyi öğrendik. Sakın. Bize söylediğin yalanların geçerli bir sebebi vardı güya. Bakalım buna ne açıklama yapacaksın? Niye bu oyunu bize oynadın? Sen bu aileye nasıl bir kazık atmaya çalışıyorsun? Ne istiyorsun bizden? Ya senin amacın ne amacın? Önce bize oğlum öldü dedin, inandık. Sonra dedin ki bu benim oğlum. Sonra onu parayla tuttuğunu öğrendik. Ya insan neden kendi oğlu olmayan birini oğlum diye karşımıza çıkartır ki? Amacın ne senin? Senin bunları bize yaşatmaya hakkın yok. Sen nasıl bir ruh hastasısın böyle? Biz günlerdir kan bağımız olmayan birini kardeşimiz diye kabullenmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız sarsıntının haddi hesabı yok. Sen neden bize bunları yaşatıyorsun ya? Derdin ne senin? Konuşsana teyze. Bak bu sefer köşeye sıkıştın. Konuş. Bu oyunları bize neden oynadın? Hepsini anlatacaksın. Sen bir şeyi anlatmadan da ben buradan çıkıp gitmiyorum. Ya. Kıymet. Aa. Siz de mi buradasınız? Ne yapıyorsunuz burada böyle? Ben Kıymet, seni aşağı yemeğe çağırmaya gelmiştim. Hem misafirlerimiz de var. Neyse, hadi masa hazır. Herkes bizi bekliyor. Ben de teyzemi yemeğe çağırmak için geldim. Kerem de buradaymış. Hadi yemeğe inelim teyze. Evet evet, hadi inelim. Thank you.
Peki sen bahsettiğin o kayıp sayfayı bulabildin mi? Ondan bahsedecektim ben sana. Anneciğim. Macide teyzeler neden hala aşağıya gelmediler? Geldik geldik kızım. Geldik güzel kızım. Oh. Aa, şimdi merak ediyorsunuzdur hepiniz. Neden herkesi bir araya topladım diye. Anlatacağım her şeyi. Ama buyurun oturalım önce. Elifciğim hoş geldin. Hoş bulduk Kerem abi. Aslı hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Elif. Nasılsın? İyiyim Meyra abla. Hoş bulduk. Anne hayırdır? Niye toplandık böyle? Lafı fazla uzatmadan hemen konuya gireyim. Bundan size bile bahsetmemiştim. Ama ben uzun zamandır... dayınızdan bana yadigar kalan kaybettiğim yeğenim Yusuf'un kızıyla eşini arıyorum. Onları aramadığım yer kalmadı. Lakin bir türlü bulamadım. Artık ümidimi tamamen kaybetmiştim ama meğerse onlar benim yanı başımdaymış. Yusuf'umun yadigarı, eşi ve kızı Melek ve Elif bunca zamandır hep bizimleymiş.